İzâ ekrada ehadüküm. Kardeşimiz geldi, sıkışmış. Bana 5.000, 10.000, 500 lira verir misiniz? Bir işim var. Bir hafta sonra, bir ay sonra veririm size diyor. Siz de buyurun dediniz, paraları verdiniz. Dikkat edeceksiniz ama. Kardeşiniz sizden bir borç istedi. Siz de o borcu verdiniz. Bu borcu verdiğinizden dolayı kardeşiniz size teşekkür etti. Bir tabağın içerisine hurmadır, portakaldır, limondur, elmadır koydu. Çocuğuna verdi, götü bunu filan efendiye ver dedi. Teşekkür etti. 5-10 bin lira para verdi, bir sıkıntısını giderdi. Felayak belhü, onu sakın kabul etme. Sakın o hediyeyi kabul etme. Verdiğin paranın mükafatı olaraktan karşılık gelen o hediyeyi kabul etme. Peki etmedik kabul. Ev hamelehu ala dafetin. Arabası var adamın. Adamın eskiden hayvanmış ya. Şimdi arabası var. Giderken rast geldi. Siz yayan gidiyorsunuz. O da arabasına giderken buyurun beyefendi dedi arabasına. Buyurun beyefendi arabama beraber gidin dedi. Fela yerküp sakın arabasına da binme. Sakın arabasına da binme. Kullu şeyin yücürür menfaaten fövveri var. Herhangi bir şey bir menfaat gelbediyorsa canım az para %5, %3 zarar etmezmiş diyen kardeş iyi dinlesin bunu şimdi. %3 veriyor, %2 veriyor. Faiz mi bu da? Ne olacak bir şey değil. 100 lira verecek de 2 lira ben de vereceğim. Bu da bir şey mi? Bak ne diyor. Hediyesini de kabul etme diyor. Hediyesini kabul etmeyince artık onun vereceği, onun şeyi nasıl olur bilmiyorum. Allah kusurumuzu affet. İlla en yekûne cerâ beynehu ve beynehu kable zârik. Ama aranızda bir dostluk vardı. Her zaman siz onun arabasına biniyordunuz. Parayı verdikten sonra buyurun dediği vakitte evvelce bindiğiniz için şimdi de binerseniz bir es yoktur. Ama eskiden böyle bir şey yoktu da parayı verdikten sonra sizi davet ediyorsa hayır katlıya.